Sevgili izleyenler, İstanbul'da 19 Mayıs coşkusu devam ediyor. Şu dakikalarda Üsküdar'da gençlik yürüyüşü yapılacak. Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktaracak. Çağdaş. 19 Mayıs'ın coşkuyla kutlanacağı adreslerden bir tanesi de Üsküdar. Bizler şu an Üsküdar sahilindeyiz. Yaklaşık 2 dakika sonra gençlik yürüyüşü başlayacak ve şu an bulunduğumuz bu alan renklenecek ve biz de işte o renkli anları sizlerle buluşturacağız. Hazırlıklar yapıldı, bayraklar ellere alındı, bando takımı hazırlandı ve belirttiğim gibi yaklaşık 2 dakika sonra gençlik yürüyüşü başlamış olacak. 104 yıl önce bugün yandı bağımsızlık ateşi. Bir ulusun kaderinin değiştiği gün aslında 19 Mayıs ve görmüş olduğunuz gibi her yaştan vatandaş bugün saatler 19.19'u gösterdiğinde Cumhuriyet için yürüyüş yapacak. Üsküdar sahilden başlayan yürüyüş Harem sahiline kadar devam edecek ve bizler de işte o anları sizlerle buluşturacağız ve bando takımının hazırlığını görüyoruz. Lise öğrencilerinin bu noktada olduğunu görüyoruz. Yine kalabalığın bir kilometreye kadar da uzandığını ifade edelim. Ellerde bayraklar var. Herkes şu an heyecanlı yürüyüşün başlaması için. Aslında tıpkı yurdun dört bir noktasında olduğu gibi İstanbul'un pek çok ilçesinde bugün etkinlikler vardı. Bugün saatler 09.00'ı gösterdiğinde ilk etkinlik Taksim Meydanı'nda başladı. Ardından pek çok ilçede farklı etkinlikler vardı. Kadıköy'de bisiklet turu yapıldı. Bunun yanı sıra pek çok ilçede yine klasik otomobillerle konvoylar vardı. Ve bugün de yine işte Üsküdar'da saatler 19.19'u gösterdiğinde o gençlik yürüyüşü başlayacak. 2,5 kilometrelik bir yürüyüşten bahsediyoruz ve şu an onlarca kişinin hatta yüzlerce kişinin Üsküdar sahilde buluştuğunu ve işte o yürüyüşe katılacağını da aktaralım ve şu an saatime bakıyorum, yürüyüşün başlamasına bir dakika kaldı ve birazdan yürüyüş başlayacak. Kameraman arkadaşım Bilal'le beraber işte o anları ekranlara taşıyoruz ve bir yandan da elbette yürüyüş için öne doğru ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Bando takımının başlangıcıyla yürüyüş buradan hareket edecek. Yürüyüş buradan başlayacak ve her yaştan vatandaş buradan hareket edecek. Ve görmüş olduğunuz gibi lise öğrencilerinin de olduğu bando takımı hazırlıklarını tamamladı. Elbette Üsküdar sahilinde pek çok vatandaş da bu yürüyüşe eşlik edecek. Bizler de o anları sizlerle buluşturacağız. Ve şu an yürüyüş için talimat verildi. Bando takımı hazırlandı. Birazdan bando takımı ile beraber bu yürüyüş başlayacak. Belirtmiştik, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un pek çok ilçesinde etkinlik var demiştik. İşte o son etkinlik Üsküdar sahilde olacak. Saatler 19.19'u gösteriyor ve Üsküdar sahilindeki gençlik yürüyüşü an itibarıyla başladı. 7'den 70'e pek çok vatandaş ellerine aldıkları bayraklarla 2,5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirecek ve elbette şu an herkes eline telefonunu aldı ve bu anı da bir yandan elbette ölümsüzleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi Üsküdar sahilden başlayan yürüyüş Harem sahile kadar devam edecek. Elbette yanımda da bir genç arkadaşım var. Merhaba, ismini öğrenebilir miyim? İsmim Ahmet Ayazemül. Ayaz, sen de gençlik yürüyüşüne katılan kardeşlerimizden bir tanesisin. Neler hissediyorsun bugün 19 Mayıs? Öncelikle tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Türkiye'nin bildiği gibi Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 104. yıl dönümü. Yeniden tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çok kutlu olsun. Teşekkür ederiz Ayaz. Sen de bayrağınla şu an bu yürüyüşe eşlik edeceksin. Görmüş olduğunuz gibi uzun bir Türk bayrağıyla beraber Üsküdar sahilindeki bu yürüyüş başladı. Harem sahiline kadar da devam edecek ve İşte 7'den 70'e herkesin o bayrağı tuttuğunu, uzun bir bayrakla beraber bu yürüyüşün de başladığını görüyoruz. Toparlayacak olursak Üsküdar'da sonlanacak bu etkinlikle beraber İstanbul'daki 19 Mayıs coşkusu da tamamlanmış olacak. Bizler de elbette CNN Türk ekibi olarak sabah saatlerinden bulunduğumuz dakikalara kadar pek çok renkli anı sizlerle paylaşmış olduk diyelim. Ve Üsküdar sahilden sözü tekrar stüdyoya bırakalım.